akşamlar. Fazla mumunuz var mıydı acaba? Vereyim bari. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Aç kapıyı. Ben geldim. Sen kimsin? Beklediğin adam. Ben kimseyi beklemiyorum. Mumu al da gel. Hadi. Korkma. Ben yabancı değilim. Kapıyı aç ve yüzüme bak. Kimsin sen? Telaşa lüzum yok. Kaldır mumu yüzüme doğru. İyice baksana. Simsiyah pelerininden başka bir şey görmüyorum. Nerede yüzün? Senin ruhun neredeyse benim de yüzüm orada. Söyle, kimsin? Ne istiyorsun? Hemen söyle! İzin verirsen odaya gireyim de öyle. Sana her şeyimi belli edeceğim. Seni anlamadan içeri bırakmam. Elin titriyor şair. Mumu şamdandan düşüreceksin. Zift yürekli karanlığı düşün. Kimsin diyorum sana? Kim olduğumu ne yapacaksın? Sen kim olduğunu biliyorsun ya. Şair. Yani meçhulün aşıkı. Yol ver de geçeyim.
Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Fakir odana beni kabul ettiğin için teşekkür ederim. Yere basmadan yürüyorsun sen. Sesin, gülüşün de bir tuhaf. Cehennemden gelen ıslığa benziyor sesin. Sakın, sakın cin olmayasın sen. Ben cin değilim. Cinler benim uşaklarım. Ellerimi onlar ütüler. Beni korkutuyorsun. Korku mu dedin? Ne ayıp. Ne ayıp. Korkuyu genç taylarla yavru serçelere bırak. İnsan korkar mı hiç? Dur şu kırık iskemleye bir oturayım. Oh. Ne rahatmış iskemlen. 5 kat merdiven doğrusu yordu dizlerimi. Sen benim dizlerimin ne çektiğini bilir misin? Dünya yaratıldı yaratılalı ne çektiyse dizlerim çekti. Cadı çok para vermiyorsun diye seni buraya atmış. O ne cadı o? Demin mutfaktaki boş ekmek tenekesini devirip onu uyandırdım. Cadı elektrik düğmesini çevirir çevirmez karanlığın üstüne bir karanlık cilası daha vurulduğunu gördü. Çünkü sigorta telini kesmiştim. Derken sen ona seslendin, mum istedin. Seni odanda mum yanarken ziyaret edeyim dedim. Zira elektrik ışığı mesafelerin pergel ve cetvelle ölçüleceğini zanneden ahmak bir gurur sahibidir. Rüyada mıyım yoksa? Rüyada değilsin. Çünkü istersen rüyada olup olmadığını muayene edebilirsin. 5 duyunu, bütün bilgini, hafızanı, hatıranı, nispet ölçülerini elekten geçirebilirsin. Hiç rüyada bunları yapabilir misin? Sen o rüyadasın ki ismi hayattır. Ve orada insanın rüya görüp görmediğini muayene etmek hakkı. Bana acı ve kim olduğunu söyle. Eğer görgü kaidelerine bu kadar kıymet veriyorsan, eğer 1000 ihtirasının içinde salon adamı olmak gibi bir hevesinde varsa, takdim edeyim sana kendimi. Evet, takdim et kendini bana. Ben senin bir baba dostunum. Ben babamı tanıyamadım bile. O da beni görse tanıyamazdı. Nasıl baba dostluğu bu böyle? Bu çok eski bir baba dostluğu. Babana, büyük babana, onun da babasına, gitgide sonuncu babana kadar varan bir dostluk. Daha doğrusu onunla başlayan bir dostluk. İşte ben senin en büyük babana, güya secde emri verildiği zaman, güya bu emri dinlemeyen biricik melekmişim, güya. Sana böyle öğretmediler mi? Şeytan! Şeytan!
şeytan. Şerrinden Allah'a sığındıkları taşlanmış şeytan. İnandım senin şeytan olduğuna. Zaten sen dünyamızda var olmayan bir şeye benziyordun. Hem var olmamak hem de benzemek. Sizin mevcutlar hakkındaki fikriniz işte bu. Hem bir şeye yok der, hem de onu başka bir şeye benzetirsiniz. Halbuki Allah'ı hiçbir şeye benzetemediğiniz halde ona var diyorsunuz. Melun siyah pelerinli adam. Ruhumun düzenini bozmaya geldin. Anlıyorum. Ama şunu bil ki içimdeki kainat mimarisinin tek taşını bile değiştiremeyeceksin. Ellerime bak. İşte uzatıyorum yüzüne doğru. Ellerimi görüyor musun? Görüyorum. Ne istiyorsun? Neye benziyor ellerim? Ömrümde eşini görmediğim bir çift kadın oluyor. Güzel mi onlar? Söyle. Güzel mi bilmiyorum. Ama korkunç. Korkunç denecek kadar güzel. Yürüme üzerime. Yürüme üzerime. Yürüme. Olduğun yerden konuş. İşte senin içindeki kainat mimarisini kuran eller. Şimdi onu geriye istesem vermeyecek misin? Aldanmam için kalbime soktuğun yalanı bana karşı müdafaa mı edeceksin? Hatırıma ne geldi biliyor musun? Sahibinden aldığı et parçasını bile iade etmeyen köpek. Ben senden hiçbir şey almadım. Her şeyimi sana karşı koruyorum. Ruhunuzda iyi ve güzel diye bir tarafa ayırdığınız duyguların at sahibi benim. İnanmam sana. Sen insanı bir doğruluğa teşvik etsen de daha büyük iyiliklere sürmek içindir. Sen o dolandırıcısın ki 1000 liralık bir vurgun kaldırmak için 1 liralık borcunu iade edersin. Akılsız şair. Seni softalar avlamış. Mum ışığına karşı elindeki elmayı çevirip dünyanın döndüğünü ispat eden köy okulu öğretmeni çocukları nasıl avlarsa öyle avlamış. Fikirsiz şair. Seni boğazına kadar altına boğmaya gelmiş birini cebindeki olmayan kuruşa aşık farz ediyorsun. Beni boğazıma kadar mı boğmaya geldin? Tabiatta bir benzeri olmayan sefaletine merhem olmaya geldin. İnanmam sana. Kazanında yalan fıkırdayan sihirbaz. Her şeyi isteye isteye her şeyden mahrum nasibini düzeltmeye geldim. Bırak yakamı. Karanlığın büyücüsü. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir dileğim yok. Senin mi hiçbir dileğin yok? Sen mi hiçbir şey istemiyorsun? Madenini ihtiras merkezine kadar boğulmuş. Sakın onları sileyim deme. Kül gibi dökülür gidersin. Sen yalnız istiyorsun. İstiyorsun. İsteye isteye bu hale geldin. Ya isteye isteye kurtulacak yahut duvarda bir böcek lekesi gibi silinip gideceksin. İstiyorsun. Hudutsuz istiyorsun. İstemek için doğdun. Bulamamak yüzünden de öleceksin. Bir bulduğun zaman 1000 istiyorsun. Zaten bulduğun şeyin sence ne kıymeti var? Sen bulunmayacak şeyi istiyorsun. Dünyaların görmediği kadını, lisanların bilmediği cümleyi, kasaların almadığı serveti istiyorsun. Başbuğların tatmadığı nüfuzu istiyorsun. Bunlar yine hiçbir şey değil. Sen bilmek istiyorsun. Felaket orada ki bilmek istiyorsun. En uzak maddenin, en silik atomundan, en çelimsiz insanın, en belirsiz hareketine kadar eşya ve olayları saran kanunu bilmek istiyorsun. Başı önünde,
tevekkül ve teselli içinde akan insan zincirinin herhangi bir halkası olmaya razı değilsin. Bu zincirin ilk ve son halkasını ele geçirmek, birbirine bitiştirmek istiyorsun. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Zira sınırlıya sığamıyor, sınırsıza karşılık sığamadığı sınırlı seni hükme altına alıyor. Uçmak dilerken yürümeni şaşırıyorsun. Krallara iradeni telkin etmek yerine çöpçülerin nüfuzu altına giriyorsun. Kasaların almadığı servet işte şu konsulun gözündeki 3 günlük francava kenarı. Lisanların bilmediği cümle adına terkip ettiğin şeylerden 3 yaşındaki çocuklar bile mahcup. Kirli yatak çarşafındaki sarımtırak lekeler şahit ki yeryüzünün görmediği kadını bir an bile zapt edemeyen hayal, aşağı kattaki pörsük kokana vücudu önünde müflester. Sus! Yerin dibine giresin şeytan! Sus Allah'ın lanetlisi! Sus! Kadınsız, esersiz, parasız, şerefsiz sanatkar. Düşün ki herkes bunlara sahip ve sen malın olsa hor göreceğin şeylere malın olmadıkça imreneceksin. İstekleriyle kazançları arasında denge kurmuş insanlara cüce diyorsun. Sen o ruhu ve karnı aç devsin ki cücelerin erzağını kıskanmaya mahkumsun. Deha diye maden gibi istismar ettiğin bozuk dengenden başka neyin var? Kadınsız, esersiz, parasız, şerefsiz sanatkar. Taşlanmış iblis. Bu kadar dengeli insan arasından ne diye seçtin beni öyleyse? Çünkü bozuk dengen benim elime geçince ondan en üstün nizam doğacak. Bu sırrı ancak ben bilirim. Cemiyet kalıpları sizi benimseyemez. Laflarını bir damla bal halinde mekteplerdeki gibi okuma kitaplarını alırlar da şahsınızı iğneli bir arı gibi havluyla pencereden dışarı atmak isterler. Sakat ruhlarınızın benim tezgahımda tamir gördükten sonra nasıl bir temel kuracağını ancak ben bilirim. İşte seni bu kadar dengeli insan arasından bunun için seçtim. Seni bu kadar dengeli insan arasından bunun için seçtim. Bana teslim ol ve her şeye hükmet diye seçtim. Bana teslim ol ve her şeye hükmet. Hükmetmek. Bu kelimeyi anlıyor musun? Hükmetmek. Kendine, bütün insanlara, her türlü marifete, elle tutulur ve tutulmaz her şeye hükmetmek. Eğer yüzüğün taşı gibi toplumun orta yerine oturmak ve pırıl pırıl ışıldamak istiyorsan, bana teslim ol. Ben günübirlik varlıklar çerçevesine mahrum olmaktan büyük sahiplik tanımıyorum. Onlara sahip olmak kudretim arttıkça mahrumluğum derinleşiyor. Mahrumluğum derinleştikçe hiçi ve hepi buluyorum. Tümü, yani Allah'ı. Fakat arada sen varsın. Hedefe varabilmek için seni tüketmek lazım. Sen tükenmeye yaklaştıkça çoğalıyorsun. Yahut ben azalıyorum. Öyle ki en zayıf hale geldikten sonra çelmelerine dayanmak, kav gibi kupkuru kesildikten sonra kıvılcımlarına göğüs germek icap ediyor. Bunun bir adım ilerisi kurtuluş. Bir adım sonra bir daha düşmemek ve yanmamak var. Biliyorum. Bunu biliyorum ama o adımı atamıyorum. Atamıyorum da ne oluyor? Bak söyleyeyim sana ne oluyor. İğneli fıçı içinde yaşıyorum. Ruhumun atom atom bağırsakları deşiliyor. Çektiğim ızdırabı Allah bilir. Onun için vaat ettiğin şeylerin hepsini herkesten, her zamankinden daha muhtacım. Ama istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum.
Yokluğun tamamı olacağıma, varlığın yarısı olmaya razıyım. Kararım tamam. Ne kadar ızdırap varsa çekeceğim. Ve onu, onun bana elini uzatacağı anı bekleyeceğim. Miskin şair, seni ondan ayıracağım. Sen onu çok zor, çok çetin, fakat çok açık, açık gözce buldun. Handi ise kafan bir kestane fişeği gibi patlayıverecekti. Keşke patlasaydı kafan. Keşke patlatsaydım kafanı. Mısra örgüsü gibi bir düzen zevki içinde birdenbire yakalayıverdin onu. Kafiyelerin aptalı. Sana uydurduğum yalanı şimdi bir türlü beyninden söküp atamıyorsun. Fakat gör bak, onu senden nasıl ayıracağım? Nasıl? İblis, o kim? İsmini söyle. Dur, mumu söndüreyim de söylerim. Allah'ım, sen koru beni. Bağır, bağır. Duvarlar sesini iade etmeye hazır. Gidiyorum ben artık. Yak mumu istersen, yalnız şaşırma. Bir çare şair. Kibrit masanın üzerinde. Eşyayı devirme. Hadi hoşça kal ve beni hatırla. Siz kimsiniz? Nasıl, ne zaman uzandınız yatağıma? Gel, yanıma gel. O mu gönderdi sizi yoksa? Onu bunu ne yapacaksın? Bana baksana. Gözlerin delmiyor mu tülümü? Hadi saf şair, yaklaş. Karşımda hızlı hızlı nefes alıp durma. Bak ellerime, nasıl? Ömründe gördün mü sen böyle bir çift el? Onun elleri. Seni her gece teselliye gelen hayalin elleri. Beni muhteşem bir yalanla çıldırtacağına, gerçek şekline gir, boynuzlu şeytan! Neler de söylüyor bu sersem delikanlı. Sana yanıma gel ve elimi tut demiyor mu? Elimi tuttuğun anda temasın sırrı tatlı bir zehir gibi kanına karışacak. Gelincik renkli kanının masmavi, mosmor, simsiyah kesildiğini duyacaksın. Yapma, görün. Beni çok beğendin. Yerinden kıpırdayamayacak kadar beğendin. Kalbin o kadar hızlı atıyor ki kesilmiş bir horoz gırtlağı gibi onun avcumda çırpındığını duyuyorum. Ensenden beline doğru ürperti meltemleri geçiyor. Yazık sana. Ne kadar da hassas yaratılmışsın. Çıkın yatağından, gidin. Korkma benden. Dedim ya, ben senin hayalindeki kadınım. Netice saniyesinden, gazeyan anından sonra devam eden kadın. Kadınlık büyüsünden başka hiçbir şeye aklı ermeyen, kafası olmayan kadın. Azametli aptallığı içinde dehaya taş çıkaran kadın. Başı ağrıyan kediler, kırda ilaçlı otları nasıl bulursa, ben de hasta sinirlerinin muhtaç olduğu şeyi öyle bulurum. Allah'ım, aradığım kadını bana belim dilimle tarif ediyor. Sana kendi dilimle kendimi tarif ediyorum. Yani senin daima yaptığın işi bir kerecik taklit ederek. Yoksa benim tarif edilmeye ne ihtiyacım var? İşte al. Gözlerin tahammülünden fazla bir elektrik akımı altında yanıp kül olmuş bir çift ampul. Gözlerindeki son aydınlık kırıntısıyla bak, bana bak. İnsan hassasiyeti bu. Kapalı gözlerle iki parmak arasındaki bir sigara kağıdının tek mi çift mi olduğunu kavrayacak kadar ince. Eğer gözlerinde ilmin ve hesabın ulaşamayacağı böyle bir ölçü ruhu yaşıyorsa, çalış beni ölçmeye. Boğuluyorum. Boğulmuyorsun.
Beyninin en hassas ıstırap merkezinde benim büyük gerçeğimle bütünleşiyorsun. Orada benim her şeyim birleşiyor. Saçlarım, gözlerim, kan peltesi dudaklarım. Belime doğru kavuşmak isterken kalçalarımda dağılan çizgilerim. Dizlerimin gölge dolu çukurları. En unutulmaz şarkıdan daha ahenkli bacaklarım. Ben. Devam et maskara ukala. Devam et de çirkinleş. Sen o aptalsın ki kelimelerin hokkabazı. Bak kendi sanatını inkar edecek haline kolay geliveriyorsun. Ben mahsus bile bile bu kadar konuştum. Sana kelimelerin iflasını göstermek için. Çirkinleşmedim. Çünkü ben o kadınım ki çirkinleşmem. Şahidim de sensin. Kelimelerin hokkabazı. Büyü meselesi bu. Büyü sessizlik ve karanlıkta ışıldar. Gel. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Geliyor. Al eline. Geliyor. İşte dünyanın en uysal adamı. Erkek değil mi? Tam erkek. Bir adım daha. Bir adım daha. Kaldır şu mumu yukarı. Işık vücuduma yukarıdan serpilsin. Koş. Gölgelerin vücudumu daha fazla gıcıklamasına müsaade etme. Koş, dur. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne de güzel mıhlandın olduğun yerde. Söyle. Zifiri karanlıkta beni parmaklarının ucu ve dudaklarının ateşiyle apaydınlık görebilir misin? Evet. Söndür öyleyse mumu. Seni kaybetmekten korkuyorum. Yanına geleyim de öyle. Dur. Bir anda duman olup uçmamı istemiyorsan bir saniye dur. Ha şöyle. Şimdi cevap ver. Bütün kainat, bütün malikiyetleriyle bir tarafa, ben bir tarafa. Böyle mi, değil mi? Bilmiyorum. Konuşamıyorum. Bırak beni geleyim. Bir adım daha atarsan bir rüya gibi elinden sıyrılır kaçıp giderim. Büyücü, söyle emir ver. Gelmek mi, kaçmak mı? Durmak mı, koşmak mı, söyle. Ne gel, ne kaç, ne dur, ne koş. Yalnız cevap ver. Kainat mı, ben mi? Anlamıyorum bunlardan. Seni istiyorum. İşte o kadar. Mumu söndür çabuk. Emriniz Büyükelçi Hazretleri. Sizinle bir pazarlık işine memurum. Ne gibi efendim? Düpedüz, ön sözsüz, oyunsuz, şakasız, hilesiz, düpedüz bir pazarlık. Mesela? Şehrin en parasız insanı olan siz, bütün şehri satın alabilecek bir paraya karşılık ne gibi fedakarlıklarda bulunabilirsiniz? Daha açık, apaçık konuşalım. Artık kaç kulağa girersen gir, istediğin kalıba bürün, beni kandıramazsın. Sensin değil mi? Allah'ın kovulmuşu. Şimdi de kambur bir Yahudi biçiminde karşıma çıkıyorsun. Yani ne demekmiş bu halin? Hı? Siz ne farz ederseniz ediniz, uzun boylu konuşmaya aklım ermez benim. Söz bence
basit bir iş vasıtası. Ben onunla yalnız geometri şekli çizmeyi bilirim. Şairler gibi manasız, mantıksız, nispetsiz resimler yapmayı değil. Benim kim ve ne olduğumu düşünmek faydasız. Ben buraya sizinle düpedüz pazarlık etmeye geldim. Mal isteyeceğim ve fiyat vereceğim. Razı mısınız, değil misiniz? Siz yalnız onu söyleyin. Bu gülünç nezaket de nereden çıktı? Bu dakikaya kadar senli benli konuşmuyor muyduk? Sualime cevap verir misiniz? Ben fiyat veriyor ve karşılığında mal istiyorum. Buyurunuz. İki avuç dolusu elmas. Bakın ne parıldayış, ne parıldayış. Her birinin içinde binlerce ateş böceği yanıyor. Yine onun elleri, şeytanın, kadının elleri. Her yeri değişiyor da elleri değişmiyor. Ellerime bakmayın, onlar takmadır. Benim asıl ellerim bileklerimden kesik. Siz elmaslara bakın, elmaslara. Dünyanın en züğürt adamı diye tarif ettiniz benden. Bu elmaslara karşılık ne istiyorsunuz? Ruhunuzu. Ruhumu bit pazarına çıkarsam boyaları kazınmış bir çocuk lazımlığı kadar para veren olmaz. Bense ona dünyaları satın alacak parayı vermeye hazırım. Niçin? Meslek sırrı. Size ait değil. Veriyor musunuz? Vermiyor musunuz? Ruhum bir gömlek değil ki çıkarıp vereyim. Onu vermek, gömleğinizi çıkarıp vermekten daha kolay. İçine bir gömlek gibi büründüğünüz imanları istiyorum. Bedelleri mukabilinde. Bedellerim var onların. Her şeyin bedeli var. Her gün aptalca sayıkladıklarınızı 24 saat devam ettirmekte biricik sebep, bir okka buğdayın bedeli var da sayıklamalarımızın mı bedeli olmayacak? Dünyada yegane gerçek insan ölçüsü paradır. İnsanoğlunun tuttuğu, gördüğü, işittiği, kokladığı, tattığı ve duyduğu, evet o sizin ruh dediğiniz şeyle duyduğu ne kadar değer varsa hepsinin birbiri içinde nispetini, karşılaştırmalı birliğini canlandıran muhteşem ölçü. Kahrol iblis! Dur, o senin ahmak dilinle anlatayım. Para bildiğin kirli ve yağlı kağıtlar değildir. Ne de güneş gözlü, ay benizli madenler. Bunlar onun alemleri. O para hepsinin üstünde gizli ve mücerret bir nispet, bir ölçü. İşte senin boş yere aradığın mutlak vücut. Allah belanı versin senin. O da kim? Tanımıyorum. Biz paraya gelelim. O kağıt parçası ki üstünde bakanın imzası, dalkavuğun buğsesi, mezarcının çamuru, imamın nefesi, dilencinin kiri, şehidin kanı, sarhoşun tükürüğü birbirine karışmıştır. O olmadan gel de zalime devletini, babaya şefkatini, çocuğa itaatini, hakime heybetini, yalancıya şehadetini, alime hikmetini, hastaya illetini tercüme ettir. Arkadaşın sadakati, satılmışın hiyaneti, ordunun kuvveti, moruğun şehveti, ölünün vasiyeti, vatanın emaneti, kelamın sefaleti, günahın kefareti, dünyanın hakikati hep o. İşte her çatının, maddi ve manevi her çatının içini dolduran ve her menfezinden tüten cin, büyük cin, para. Sen ha,
Sen düpedüz konuşan iş adamı. Yeter artık. Bu kadar çile yeter. Bakınız, maddi ve manevi bütün müesseseleriniz paranın hakikati önünde nasıl da püf diye yıkılıyor. Yeter artık ettiğin küfürler. Asıl sizin kendi kendinize ettiğiniz küfürler yeter. 24 saatlik hayatı zavallı fanilere bırakıp zamanın ötesinde hiç doğmayacak bir yarın vehmine kurban olan siz, her sabah doğan güneşteki acı hakikatin her defa mahkumu değil misiniz? Gelin, size sayıların gide gide ulaşamayacağı kıymeti, ufukların aka aka varamayacağı manzarayı, kitapların yığıla yığıla bütünleştiremeyeceği hakikati getirdim. Tükenmez sermayeyi alınız. Alınız. Sayıların gide gide ulaşamayacağı kıymet, ufukların aka aka varamayacağı manzara, kitapların yığıla yığıla bütünleştiremeyeceği hakikat Allah'tır, Allah! Çocuk, çocuk, gölgesini gıdıklayan çocuk. Yalnız onu verin bana. Onu, o ismini söylediğiniz ruhunuzdaki imanı, o yalan muhafazasını ve hepsini alın. Al! Şeytan! Uzaklaş benden! Zaafımı mıncıkladığın her noktamda hisarlar yükseliyor! Aptal! Bağlayayım ona! Kopamayacağım ondan! Onun ne pahasına bulduğumu biliyorsun! O ruhuma, bana ölümden ve delilikten öteye acılar tattırdıktan sonra indi. Uğraşma boş yere. Ne kadın, ne para, ne devlet, ne hayat iksiri bana onun saltanatının dışında bir iklimden haber verebilir. Sultan. Boğuluyorum, geberiyorum. O hamurumun yoğurucusu ruhumu bir bohça gibi ağız ağıza güvelerle doldurdu. Her biri bir niçinin, bir nasılın, bir nedenin güveleri. Vehimlerin, sabit fikirlerin, kovulmaz düşüncelerin çıyan kuyusunda didikliyorum da yine de ondan ayrılamıyorum. Ayrılmak ne demek? Ona bir kat daha bağlanıyorum. Deli. Lanetlilerin zindancısı. Gel bakalım öyleyse. Bana bir daha başvur. Bir daha başvur da başını tuzla buz edeyim. Yak mumu öyleyse, sahte kabadayı. Yak da gör. Bak kiminle teşerrüf edeceksin. Karanlıkta görünmek iktidarında değil misin? Sen görmek iktidarında değilsin. Dur. Bari ben yakayım mumu. Bu oyunları tuluat kumpanyalarında da oynuyorlar. Bir farkla. Dekorlarımdaki mezar resminin içine bir sinek resminin bile sığmaması farkıyla. Ya siz neymişsiniz? Gülen kemiklerim şahit ki benim ismim vehim ve sabit fikir. Ama ben üzerimdekini çıkarır çıkarmaz başka bir şey daha olurum. O da nesi? Hakimiyet ve devlet. Buyurun, dinliyorum şahane nutkunuzu. Önce şu mumu yakayım. Sana vaktiyle 3 tane oyuncak yapmıştım. Biriyle oynarken ne kadar kitabın varsa kaldırdın, ateşe attın. Sonra yanan ellerinle onları sobadan çekip çıkardın. Hatırlıyor musun? Evet. İşte o Lisa'nın oyuncağıydı. Sonra? Sonra
eline ikinci oyuncağı teslim ettim. Bu oyuncağın zembereğini fırlatırken zembereği fırlayan gözlerinle pencereye koştun. Elini uzatıp karşı sahildeki balıkçı evinin lambasını söndürmeye kalktın. Bu da mekanın oyuncağı. Sonra? En sonra? En sonra sana en sanatlı oyuncağı verdim. Bu oyuncak parmaklarını öyle bir dişleyişle dişledi ki ebedlerin ebedindeki basamakta açılan ebed kapısının ebedler boyunca perdesini kaldırdığı ebed yolunda ebedlerce her an yükselen bir çığlıkla bağırmaktan başka çaren kalmadığını sandın. Zamanın oyuncağı. Şeytan! Şeytan! Beni tabii insanların zaaf kapılarında istediğin kadar zorla. İstediğin kadar. Yalnız bu tarafıma merhamet. Şeytan, sana yalvarıyorum. Bu tarafıma dokunma. Ellerini görüyorum. Kemikten parmaklarına rağmen dünyanın en zarif ellerini taşıyorsun. Sen hiç cinnetin ellerini gördün mü? Ondaki zarafeti anlatmaya kelimeler yetmez. Beynimin liflerini o eller teker teker çözdü. Sonra onları birer birer kanımla tükürükleyerek yapıştırdım. Ellerin ne olur o noktaya değmesin. Bana ne istersen teklif et. Yalnız bu işkenceyi değil. Lisan'ın oyuncağını kurcalarken ne gördün? Dünyada ne kadar kelime varsa hepsi sayılı. Bunların da nispetleri ölçülü. Bir yazında ahmakça çözmeye çalıştığın bu sır, en korkunç bir deli saçmasından en girift ilim nazariyesine kadar bütün kelime terkiplerinin evvelden malum, önceden mevcut, sınırlı, dışına çıkılması imkansız şeyler olduğunu belli etmedi mi sana? Bundan 10.000 sene evvel herhangi bir çobanın uykuda sayıklamasından, bundan 10.000 sene sonra herhangi bir mühendisin kağıt üzerinde düşünüşüne kadar her şeyin bu daire, bu tılsımlı daire içinde olduğunu dehşetle fark etmedin mi? Beyninin çukuruna zehirli bir bilye gibi oturttuğum bu hakikat, yalnız bu hakikat seni saran aşılmaz duvarı, zorlanması muhal hududu ve onun gerisindeki hiçliği ispata yeterken sen bundan inadına gittikçe açılan bir ufka, peçesi düşen bir sonsuzluğa, onun arkasında mutlak hakikat iklimlerine yol buldun güya. Nasıl olur, nasıl olur? Minare birdenbire tersine dönüp nasıl kuyu olur? Nasıl he? Onu bir ben bilirim. Bir de Allah'ım. Sonra sana mekanın vehmini aşıladım. Niçin 10 metre ilerideki adam baş parmağın kadar küçüktür? Onu küçülten mesafeler midir? Senin örümcekli kafandaki nispet hastalığı mı yoksa? Halbuki herkes ve her şey kendi mekanında kendisine nazaran hiç kimsenin aslını bilmediği mekan ölçüsü içinde. Bunlardan hangisi doğru? En doğrusu mekan ve mesafe mefhumunun korkunç akrebinin terinden daha acı bir vehim olduğu. Uzat, elini uzat. Sabaha karşı göklerin mangal külünü deşeleyerek sigaranı yakacağın bir yıldız kıvılcımını ara. Yine işi açık gözlüğe getirdin. Bu vücutsuzluktan da bölünmez, parçalanmaz, eksilmez bir vücuda zıpladın. Bana acı. Bana acı büyücü. Ölümden ve cinnetten öteye başıma ne getirmek istiyorsun? Sus! Bir kelime daha söyleyeyim deme. İşte o kelime. Başına ölümden ve cinnetten öteye geçen başına zamanın balyozunu çaldım. Neydi son kelime? Çaldım, değil mi? Hani bu kelimeyi söylerken bizi içine alan zaman? Uçtu, geçti, düştü, ha? Su!
Sus! Kemiklerini bir bohçalık yığın haline getirmemi istemiyorsam kes sesini! İşte senin o iskemleyi kavradığın ve kes sesini dediğin zaman da uçtu, geçti, düştü. Şair, bırak bu köpek hırlamalarını da yanıma gel. Ateşten yanan başını buz gibi kafama daya. Seninle baş başa zamanı düşünelim. O dibine boş maşrabaların dalıp dibinden boş maşrabaların çıktığı dipsiz bostan kuyusunu. Zamanı düşünelim. Zamanı. Bana merhamet et. Ya gözlerime ölüm mendilini bağla, ya üstüme cinnet yorganını çek. Fakat bu kuyuya atma beni. Düşün, hiçbir hayalin yontamayacağı kadar sivri, sonsuz, sivri bir pergel ucu ile masa arasında, sonsuz, hızlı bir darbenin bile zıpkınına takamadığı zaman, pergel yere devrilmiş ve zaman yine uçmuş, geçmiş ve düşmüş. Yok, yok, yok. Asrın, senenin, ayın, haftanın, günün, saatin, dakikanın, saniyenin, salisinin hiçbir ölçünün içinde yok. Camdan bir kavanoz içinde mikaplaştırılıp dondurulmuş hava var. 3000 sene evvelki kupkuru mumya kafası üstünde ölünün saçları var. Fakat bir saniye belki zaman yok. Yalnız yoklukların vehim noktalarıyla çizilmiş bir hat. Bu hattın üstünde insan, cemiyet, harp, dava, fikir, iman ve altı üstünden daha kalabalık, üstü altından daha hareketli bir toprak. Ve gözlerim patladı. Göz bebeklerinden bir tanesi kurutma kağıdının üstüne düşmüş bir damla mürekkep gibi yayıldı. Kendini boşluğa fırlatmak, tepesi aşağı ışık suretiyle düşmek için dünyanın balkona benzer bir yerini aradın, durdun. Peki, peki ya bu yokluktan, kayıcılıktan, dağılıştan seni tam varlığa, sabitliğe, yekpareliğe kim ve ne ve nasıl çıkardı? Allah! Her şey o tarzda yok oldu ki yalnız o kaldı. Yok yok, bu kelimeyi istemiyorum. Sana şimdi vehim ve sabit fikirlerin en müthişiyle geldim. Bir şişenin içinde, eğer bu şişenin kapağını açmamı istemiyorsan bir daha, ama bir daha bu kelimeyi sakın sarf etme. O zaman muhteşem sulh masasında görüşürüz seninle. İkinci şişeyi alırsın, devlet ve hakimiyet iksirini. Senin elinden tadılacak kurtuluş ha. İşte uçacak, geçecek, düşünecek olan zaman odur. Düşün, elmastan daha sert ve pırıl pırıl bir yürek ve beyin sahibi olmayı, zamanı, mekanı, her şeyi, boynuna birer halka geçirip bir kazığa bağlanmayı düşün. Ve devletini kurmayı, kendini hiç ölmeyecekmiş gibi bir teselliye kavuşturmayı, ölünce de içinde yokluğun bahsi bile geçmeyen bu yokluğa, o büyük rahata kavuşmayı, hiç ölüm korkusu çekmemeyi, yani hiç ölmemeyi, fakat yaşarken devletini kurmayı, milyonlarca insana bir şiirin ahengini vermeyi, şehir gece yarısı uyurken en büyük meydanda bir heykelin tunç gözleri içinden kiremitleri seyretmeyi. Hayır, hayır! Al şu mumu. Ne olacakmış alırsam? Hiç, sana bir şey göstereceğim. Bak, işte devlet ve hakimiyet iksiri.
Tat ondan bir kere. Tat da dünyanın sahibi ol. Zamanın makarasından dökülen iplik boyunca ondan tattıramadığım büyük adam kalmadı. Yani sonradan büyük adamlar. İstemiyorum. İstemiyor musun? Sokakta en önde borazancıları ve trampetçileri, zamanı şimşekten ses maşrabaları içinde çevreleye çevreleye Rab, Rab, Rab. Askeri kıtalar geçerken sümüklü mahalle çocuklarının bile duyduğu nizam heyecanına yabancı mısın? Bu nizamı bütün bir vatan boyunca ipek bir halı gibi şahane benliğinin ayaklar altına sermeyi istemiyor musun? Koca bir cemiyeti bir kütük yapıp kollarına atacağım. Onu nasıl istersen öyle yontacaksın. Cinnet ve ihtiras okkası pıhtılı beyninin sabahçı kahvelerindeki serseri müsteripleri güldüren devri daim keşifleriyle talaş talaş yontacaksın. İstemiyor musun? Söyle, söyle. İradenin tezgahına upuzun yatırıcıyım. O çırılçıplak cemiyet kadavrasını, o kendinden geçmiş, o afyon kişi istemiyor musun? Onun deli fakat kurtarıcı bir doktor gibi kafatasını açmak, ipekten ellerle beynini bir hamur gibi mıncıklamak, sinirlerini dilediğin noktalardan çözüp dilediğin noktalarda düğümlemek, uzuvlarını yepyeni madenler, yepyeni sinir girişleri, yepyeni neşe örgüleriyle değiştirmek ve kıl kadar ince bir kalemin ucunda parlayan güneş mayası hayat yağını onun hadi kalk demek, kalk, doğrul, gerin, gözlerini uğuştur, nefes al, ayağını saçlarının örgüsü kadar düzenli toprağa bas ve bana aşık ol. İstemiyor musun? Bana aşık ol ve sırma saçlarını keçe gibi yoluma ser. Üstünden geçeceğim. Hala mı istemiyorsun? Hokkabaz! Fanilik oyununun taklacısı! Hiçliğin cambazı! İstemiyorum! İstemiyorum! Allah'a sığındım senden. Yine kelime. Al öyleyse ikinci şişeyi. Bu kapağı sana doğru açtığım anda güveler, dünyanın bütün vehim, şüphe ve fikir güveleri üzerine üşüşecek. Yanacaksın, biteceksin. Zerre zerre hazmedileceksin. Yalnız tek zerren kalacak. Merceklerin ışığı topladığı nokta halinde yalnız bağırmaya, ulumaya, acı duymaya mahsus zerren. Çabuk söyle. Bir, iki, üç diyeceğim. Bir, evet mi hayır mı? Neye evet mi hayır mı? Ruhunu bana teslim etmeye. İki, evet mi hayır mı? Bir saniye. Şamdanı bir an için tutar mısın? Ver. Bırak onu, deli! Şeytan! Allah'ım, ne oluyor? Allah'ım, bana sen lazımsın. Bırakma beni. Sana o lazım ha? Yalnız o lazım. Bütün korkularımın, ihtiraslarımın, ıstıraplarımın, şüphelerimin ufkunda, ötesinde, gayesinde, merkezinde o var. O. Daima o. Kes sesini. Gidiyorum. Şiirim onun saklambaç oyunu. Cemiyetim her noktada onun merkezi etrafında çizilmiş dairelerin geometrisi. Nizamım onun parmakla sayılmaz ve gözle görülmez keyfiyetinin ölçüsü. Ellerimi kırdın. Halbuki istediklerini benim elimden alacaktın. Sen bana hiçbir şey veremezsin. Ben Allah'ı tokluğun değil, açlığımın şiddetinde buldum.
Senin kalayladığın her kabın altında hiçlik var. Hiçlik. Gemiyet, köpük, sayı, cila, hudut. Ben sonsuzu istiyorum. Ben doymuyorum, açım. Onun için mahrumum. Mahrum olduğum için malikim. Ben ölmemek istiyorum. Devletim tek şarkının, ahengin, mısrağın içinde. Sen bana istediğimi veremezsin. Sen kuvvetin değil, acizin. Eline bütün kemiğe tesellileri verilmiş acizin sultanısın. Sen Allah'ın oyuncağısın. Bana zamanın şeridini kusan motor lazım, oyuncak değil. Bırak elindekini de, istersen konuşalım. Bak ne söyleyeceğim. Bırakamam. Bırakamam. Onunla kırdın ellerimi. Ölen ninesinin yastığı altındaki müflis servetin miras yedisi. O kağıt parçalarına güvenmekten utanmıyor musun? Ölen ninemin yastığı altında bulduğum miras. Tükenmeyeceksin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين